altın biliyorsunuz küresel risklerle bağımlı yürüyen bir tarafı var. Türkiye için de önemli bir yatırım aracı. Mesela biz bunların değişmesi için oldukça yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Kendimiz de açıklamalar yapıyoruz. Türkiye'de hala yatırımcı, tasarruf sahipleri altını bir güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Evet. Dolayısıyla savaş demek, savaştaki risklerin artması demek, altının yukarı yönlü ivme kazanması demek. Şimdi son 10 gündür gelişen olaylara göre altın fiyatındaki tansiyonu görüyoruz mesela. Bu olaylar ilk patladığında 2000'leri geçti. Ondan sonra işte İsrail'in çıkıp kara harekatını erteliyoruz açıklaması yapması tekrar bir nefes aldırdı, geriye doğru getirdi. Şimdi bu hareketlerin hepsi günlük. Şimdi bu, o gün yaşanan meselelere bağlı olarak artıyor veya azalıyor. Şimdi tansiyona göre altının yönü belli olacak diyebiliriz yani. Bir de negatif korelasyon içinde dövizde yani altın. Yani doların düştüğü dönemlerde altına olan ivme artar, ilgi artar. Doların yükseldiği dönemlerde altına olan ilgi bir miktar azalır. Bu da ikinci etki olarak karşımıza çıkar. Yani ilk etki savaş, risk ve güvenli liman meselesi. Altın bence uzun vadeli önemli bir yatırım aracı. Hı hı. Küresel riskler böyle devam ettikçe altın stratejik bir yatırım aracı olmaktan çıkmayacak. Dolayısıyla ben uzun vadede altında önemli böyle rahatlamalar, düşüşler beklemiyorum. Çünkü insanların büyük bir kısmı sadece Türkiye'de değil, altına yönelik özel bir ilgiye sahip. Kıymetli madenler için de benzer ifadeleri kullanabiliriz. Gelelim döviz tarafına. Orada biliyorsunuz orta vadeli programın açıklanmasıyla beraber bir matematiğimiz var. Yani yıl sonu 30 liralara gelen bir dolar öngörüyoruz. Bir kere şunu net bir dille söyleyelim. Yani dolar biliyorsunuz bizde sabit kur rejimi yok. Dalgalı kur rejimi var ama Merkez Bankası'nın çok yoğun bir gözetimi de var döviz üzerinde. Yani gözümüz üstünde. Hem doların hem euronun oradaki hareketleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Ama yıl sonu 30 hedefi enflasyonun bu kadar sert devam etmesiyle beraber aşılırsa eğer o sınır, yani 33-34'leri görmemiz işten bile değil. Ama korunursa o sınır, 30 lirayı yılı kapatırız diye düşünüyorum. Döviz için 2024 öncesi çok önemli böyle düşüşler, aşağı yönlü hareketlenmeler zaten beklemiyoruz. Beklemediğimiz orta vadeli programda Sayın Bakanımız da zaten ifade etti. Sayın Cevdet Yılmaz da, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da net bir dille ifade etti. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde gözetim altında bir döviz mekanizmamız var. Buradaki tek beklentimiz küresel risklerin azalması, savaş ve diğerlerinin ve aynı zamanda da ABD'nin artık yavaş yavaş o yumuşak iniş diye tarif ettiği önce faizi sabit tutma, akabinde faiz indirimleri tekrar dünyada çarkların dönmesine müsaade edecek küresel bir doğal seleksiyonu oluşturma havasına girmemiz. Bunun gecikmesi demek her geçen gün işte Türkiye'de de hala daha kritik olarak bu konuları konuşuyoruz anlamına gelecek. Yani enflasyonu da konuşacağız, işte doları da konuşacağız ve diğer tüm yatırım enstrümanlarını konuşacağız. Altın tarafı söylediğim gibi hala güvenli liman olma özelliğini koruyor ve bence önümüzdeki günler için koruyacak. Ama iki tane önemli kilometre taşımız var. Bir, İsrail-Filistin meselesi nereye evrilecek? Kara harekatı hiç istemediğimiz bu durum. Hem insani olarak hem ekonomik gelişme olarak yani küresel ekonomik gelişmeleri de ciddi manada etkiler. İki, bizdeki şu NATO, İsveç'in NATO üyeliği meselesi. O da işte Türkiye'ye bir yabancı yatırımcı profilinin gelmesi ya da gelmemesi anlamı taşıyacak. Tıpkı o Rahip Brunson döneminde olduğu gibi yani hani o dönemki gibi böyle bir NATO üyeliğiyle de sınanıyoruz bence. Ben öyle okuyor ve değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu iki ana majör konunun nereye evrileceği bize önümüzdeki günlerde nerede duracağımıza dair önemli işaretler sunacak. Amerikan 2 yıllıkları, 5 yıllıkları, 10 yıllık tahvilleri herhalde 2007'den sonra en yüksek düzeyine çıktı oransal olarak. Yani 5'i aştı. Şimdi bu beklenmedik bir durumdu. Niye? Çünkü yatırımcı borsadan daha riskli olan enstrümanlardan bir miktar kaçıp tahvile yöneldi. Bunun da sebeplerinden biri işte bu küresel risklerin artmış olmasıydı. Bu kadar yoğun ilgi bir miktar ne yaptı? Tahvil fiyatlarını aşağıya doğru getirdi. Burada da mesela işte tekrar tansiyonun yükselmesi gibi hususlar aslında ne yapacak? Süreci biraz daha tahvil lehine götürecek. Powell'ın da açıklamaları bu yönde. Mesela Powell bir kelime olarak ağzına dahi gelmiyor şu an faiz indirimi. Hani
faiz indirim mekanizmasının çalışmasını bekliyoruz biz ilerleyen günlerde, ama bu savaşla beraber bu biraz daha difrize kalkmış durumda şu an için. Onun için açık kapı şu, önümüzdeki günlerde faizi sabit tutmakla ilgili elindeki tek güçlü parametre tahvil kaldı. Yani enflasyon tarafında da çok önemli bir yol kat edilmiş değil. Dolayısıyla hala daha şahin bakış açısını Fed korumak zorunda gibi gözüküyor, ama önümüzdeki aylarda faizi sabit bırakmakla ilgili bir karar alırsa elindeki tek güçlü argüman sebep olarak Amerikan tahvilleri olacak. Yani Amerikan tahvillerinin geldiği durum olacak.